Geçtiğimiz programda 2013 yılında dünyaya düşen göktaşlarından bahsetmiştik. Hatırlarsanız büyük bir göktaşının parçaları Rusya'nın Chelyabinsk bölgesine düştü. 19 metre genişliğindeki bu meteor 500 kiloton TNT gücüne bir patlamaya neden oldu. Pek çok binada hasara ve 1200 kişinin yaralanmasına neden olan bu göktaşının düşme anı görüntülerini geçtiğimiz programda izlemiştik. Şimdi o görüntülere kısaca bir tekrar bakalım. NASA, dünyamızın çevresine dönen mevcut göktaşlarının yörüngelerini çok büyük bir dikkatle takip ediyor. Ancak buna rağmen geçtiğimiz ay dünyanın çok yakınından geçen bir göktaşı son anda fark edildi. Otobüs büyüklüğündeki bu göktaşı ayın yörüngesinden dünyamıza teğet geçti. NASA bilim insanları bu göktaşının varlığını geçişinden birkaç gün önce fark edebildiler. Göktaşları yüksek derecede mineral içeren ve güneş ışığını yansıtmayan kayalar oldukları için dünyadan saptanmaları oldukça zor. Bu yüzden tehdidin boyutu da artıyor. Bakın, NASA'dan emekli Ed Lu, dünyaya teğet geçen HL-129 adlı bir göktaşı hakkında nasıl bilgi veriyor? NASA'dan emekli astronot Ed Lu, Wired dergisine yaptığı açıklamada dünyanın 2014 başlarında çok büyük felakete neden olabilecek bir çarpışmadan kurtulduğunu belirtti. Lu, dünyanın etrafında dönen büyük göktaşlarının birçoğunun bir ülkeyi veya kıtayı tek başına yok edebilecek potansiyele sahip olduğunu, bugüne kadar bunlardan sadece 10 bin tanesini keşfedilip yörüngelerinin tespit edilebildiğini söyledi. Bunun yanı sıra şehirleri yok edebilecek göktaşlarının ne zaman tespit edileceği ve dünyaya erişeceklerini bilmediklerini belirtti. Rusya'nın Chelyabinsk kentinde 15 Şubat 2013 günü meteor patlaması yaşanmasının ardından Şubat ayında 270 metre genişliğindeki 2000 EM26 asteroidi dünyanın 2.6 milyon kilometre yakınından geçmişti. Mart ayında ise 3 asteroid ardı ardına dünyayı sıyırarak 60 bin kilometreye kadar yaklaşmışlardı. Pek çok insan günlük işlerin telaşı içinde bu ciddi tehlikenin farkında değil. Ancak bilim insanlarının elde ettikleri sonuçlar tehlikenin çapını ortaya koyuyor. Bu yeni rapora göre 2000 yılından bu yana dünyaya düşen göktaşları yeryüzünde 26 nükleer patlamaya sebep oldu. Bunların yıkıcı etkisini hissetmememizin tek nedeni ise bu patlamaların yerleşim alanları dışındaki yer şekilleri üzerinde gerçekleşmiş olması. Şimdi bu raporun detaylarını görelim ve bakalım dünyamız ne kadar güvende. ABD'li astrofizikçi Pitat ile emekli NASA astronotu Ed Lu, geçtiğimiz günlerde yıkıcı göktaşı tehdidinin düşünülenden daha fazla olduğuna dair bir rapor yayınladı. Rapora göre 2000 yılından bu yana yeryüzünde göktaşlarının sebep olduğu 26 nükleer patlama tespit edildi. Göktaşlarının güçlü bir şekilde patladığı bölgelerin yerleşim birimlerinden uzakta ya da okyanuslarda olduğu belirlendi. Patlamaların gücünün 1 ila 600 kiloton TNT kalıbının infilakı ile eşdeğer olduğu ifade edildi. Bir kıyas yaparsak 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın gücü 15 kilotondu. Bombardımanda 40 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Raporla ilgili açıklama yapan fizikçi Ed Lu, yaklaşık 10 bin göktaşının büyük şehirleri yerle bir edecek potansiyeli olduğunu belirledik. Bir dahaki büyük çarpışmanın nerede ve nasıl olacağını bilmiyoruz dedi. And give them the required sort of, you know, fraction of a millimeter. Kapkaranlık uzay boşluğu içinde tüm canlılığın yaşaması için yaratılmış dünyamız oluşumundan itibaren her aşamasıyla bir harika. Büyük patlama Big Bang ile atmosferi, denizleri, dağları, çeşit çeşit hayvan türleri ve biz insanların olduğu dünyamız var oldu. Galaksimizdeki diğer tüm gezegenlere baktığımızda canlı yaşamı için imkansız özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Tek bir yer var ki tüm özellikleriyle yaşam için yaratılmış. Dünyamız. Dünyanın varoluşu bir harika demiştik. Yoğun bir göktaşı bombardımanı altında olan dünyanın bugüne kadar sapasağlam kalması da ayrı bir harika. Sadece 2000 yılından bu yana 600 kiloton TNT kalıbına eşdeğer patlama dünyaya teğet geçti. Biraz önce izlediğimiz gibi bu rakam Hiroşima'ya atılan atom bombasından 40 kat fazla. Bu 40 kat fazla imha gücü anlamına geliyor.
Tehlikenin çapı gerçekten büyük. Ancak Allah'a çok şükür ki dünyanın koruma kalkanı da bir o kadar güçlü yaratılmış.